Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'a emanet olun. İnsanı cümlemizin ve cümlemizin üzerine olsun. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğüde sahabelerinden biri olan ve Şam kadısı olan Ebu Darda'nın Bartın'daki türbesinden sesleniyorum. Yine Ebu Darda'nın İstanbul'da makamı var. Ben Ebu Darda'da ders aktederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2008-2013 yılları arasında sık sık gittiğimiz, hocalarımızla hasbihal ettiğimiz Kuzey Kıbrıs'ın o dönemde en büyük camisi olan Osman Fazıl Polatpaşa Camii ki Barış Harekatı'nın komutanlarından onun adını yaşatmak için o caminin ismine Osman Fazıl Polatpaşa komutanımızın ismi verilmiş. Hocamız derslerimizin altına Kuzey Kıbrıs'ta Dara pilavı adlı bir pilav yapıldığını ve Ebu Darda'nın ismi anılsın diye geleneksel olarak pilavın yapıldığını ifade etmişti. Hazreti Peygamber'in yüzüğü de sahabilerinden Ebu Darda'nın bu mekanlara gelip gelmediğiyle ilgili net bilgi olmamakla birlikte kardeşlerimiz sahabe tabakatlarına özellikle İbn-i Abdülber'in El-İstihab fi Marifetil Ashabına, İbnül Esir El-Cezeri'nin Üstül Gâbe fi Marifetil Sahabesine, İbn-i Hacer El-Asqalani'nin El-İsabe fi Temyiz-i Sahabesine, Ebu Nuaym'ın Esma-u Sahabesine, Ebu Darda ve diğer yüzeyde sahabilerin yaşadıkları yerlerle ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hizmetleriyle ilgili ve gelecek nesle Allah Resulü'nün öğretilerini nasıl ulaştıklarıyla ilgili yani bu konuda sahayı gayretleriyle ilgili arka planda araştırma yapabilirler. Ben Ebu Darda ile Selma'nın kardeşliğini sizlere zikretmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İran asıllı, o dönemde Sasani deniyor. Sasani o dönemin en güçlü iki zorba imparatorluğu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerini, nübüvvetinin en güzel yansımaları Kur'an-ı Kerim'in beyanı ve Allah Resulü'nün fiili, kavli, takriri. Şimdi iki terim daha zikrediliyor usul kitaplarında, fıtri ve hulki. Yani bu beş temel esası içine alan eldivenden merdivene, habbeden kubbeye kadar her konu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde mâkes bulan. Bir gün Selman Ebu Darda'yı ziyaret etmek ister ve eşinin saçının başının Ummu Darda'nın dağınık olduğuna şahit olur. Ne bu hal der yani? Halin nedir? Senin kardeşin ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Selman ile Ebu Darda'yı kardeş ilan etmişti. Senin kardeşin yani ev ile ilgilenmez, benimle ilgilenmez anlamında işte senin kardeşin Selman böyle diyerek Anadolu tabiriyle yakınır ona ve Selman'ın evini ziyarete geldiğini gören Ebu Darda hemen ona yemek hazırlar. Kul yani ye buyur anlamında kul sen ye deyince Ebu Darda
Dağının bu tavrı karşısında sofraya oturmayan Selman, hayır sen yemedikçe ben de yemeyeceğim der. Bir müddet sonra artık sofraya oturur ve o sofradan istifade eder ve gece namaza kalkmak isteyen, teheccüde kalkmak isteyen Ebu Derda'yı nem der yani. Birinci kalktığında yatağına davet eder, yatırır onu. İkinci defa tekrar Selman gece namazına kalkmak istediğinde, gecenin ilerleyen saatlerinde yine Ebu Derda nem der, tekrar onu yatırır. Gecenin artık son çeyreğinde hadi şimdi kalk, kum el-en der. Şimdi kalk ve birlikte namaz kılarlar. Ve ona der ki senin ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Allah'ın senin üzerinde, Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Arkadaşlarının senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver anlamında bir nasihat eder. Biz de Ebu Derda'nın makamında, türbe olarak adlandırılıyor makamında, bu hatırayı yad ettik ki İslam'da denge unsuru vardır. Kardeşlerim, bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerini takip etmelerinde fayda var. Yani gidenler, dinde aşırı gidenler helak oldu. Dinde aşırı gidenler helak oldu. Dinde aşırı gidenler helak oldu buyuruyor Allah Resulü. Selman'ın olayı dinde bir itidali, dinde bir dengeyi İslam dininin aradığını ortaya koyan bir durum. Bu durumu Selman Allah Resulüne getiriyor, meseleyi anlatıyor. Huzurul Resulullah da bunu zikrediyor. Ey Allah'ın Resulü, başımdan böyle bir olay geçti, ne dersin anlamında. Sadaka Selman buyuruyor Allah Resulü. Yani Selman doğru yaptı, hareketi doğrudur, tarzı doğrudur diyerek Allah Resulü onu onaylıyor. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya kadar ulaşsın. Sizler bizimle aynen Selman'ın Ebu Derda ile nasıl muahat, yani kardeş ilan edildiği gibi biz de sizinle sosyal medyada, sanal ortamda kardeşiz. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bartın Ebu Derda Türbesi kardeşiniz, Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Kalın sağlıcakla.